Herkese merhabalar. 3 Mayıs tarihindeyiz. Bugün büyük gün geldi, çattı. Haftanın kapanışını yaptık ama daha önemlisi yenilebilir enerji şirketlerinin bilançoları yavaş yavaş gelmeye başladı biliyorum. Çok merak ediyordunuz. Sadece Astor gelmişti. Ama dün Smartgy geldi, Europower geldi. Bugün az önce izlediğim kadarıyla Gesan ve Sayas da geldi. Gesan özellikle çok iyi bir bilanço getirdi. Ben de işte dün Smartgy'nin iyi geldiğini, kar marjının yükseldiğini görünce Gesan'ın da Smartgy'den çok daha fazla iş aldığını düşündüğüm için, marjlar da hala hazırda yüksek olduğu için Gesan'a zaten dünkü gösterdiğim portföyde biraz ekleme yapmıştık. Bugün sabah da aslında birazcık eklemek istedim. Risk aldım. Normalde aslında çok böyle bilanço öncesi ekleme yapmıyorum ama içime doğdu gibi. Bugün %8'lik bir hareket gelmiş. Dolayısıyla bu taraflarda aslında bazılarının bilançoları iyiyken bence bazıları çok iyi değil arkadaşlar. Şimdi grafiksel olarak baktım. Sizlerle beraber ekran üzerinde inceleyeceğiz. Çünkü önceden çalışamadım. Bilançolar halihazırda yeni geliyor. Onun dışında öğleden sonra da arkadaşlar Attack on Titan izleyesim geldi. Son sezonunu bırakmıştım. Tabii ki 2 yılda bir sezon gönderdikleri için sağ olsunlar. Onun üstüne üstlük son sezonda 3 parçaya böldükleri için iyice uzamıştı iş. Dolayısıyla eski nerede kaldım bölüm acaba diye düşünürken 2x hızlandırılmış şekilde eski bölümleri izlemekle geçirdim. Nerede kaldım buldum ama devam edemedim şu an için. Videoyu yaptıktan sonra belki tamamını da getirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca bugünkü endeksimize gidelim. Sonra çok bekletmeden sizi şirketlere geçmek istiyorum. Bu sırada arkadan da bilançolar güncellenmeye devam edecek. Yeni şirketler gelirse onları da incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yasal uyarımızı göstereyim. Burada al sat tavsiyesi atmayacağız. Yatırım danışmanlığı kapsamlı bir video yapmıyoruz. Biliyorsunuz yasal uyarımızı her zaman gösteriyoruz. Buradaki temel amacımız finansal okuryazarlığımızın gelişmesi, bilanço okumayı öğrenmek, teknik ve temel analiz kapsamında en azından bizim gibi profesyonel olmayan yatırımcıların işini görecek bilgileri burada tartışmaktır diyelim arkadaşlar. Şimdi burayı küçülttük. Hızlıca endeksimize gidelim. Şimdi endeksimiz ne yaptı dersek, bugün sabah açılışta aslında yukarıdan açtık. Aşağı doğru geldik. Tekrardan yukarı aldık. Dolayısıyla yeni bir zirve olarak sayabiliriz arkadaşlar bugünkü kapanışımızı. Şimdi haftalık mumlar çerçevesinde baktığınız zaman 10.200'ün üzerinde biz hiçbir sıkıntımız yok. 10.200'ün üzerinde bulunduğumuz sürece 10.300'lere kadar şuradaki bir kat daha üzerine çıkabiliriz. Tabii ki 10.300'den sonra aşağı doğru kısa vadede yönelmelerde olabilir. Dikkatinizi çekmek isterim. Ama biz daha çok orta vade, uzun vadeye odaklandığımız için bizim 11.000, 11.500 gibi hedeflerimiz var. Özellikle dolar bazlı grafikte dün gösterdiğim üzere dolar bazlı 310 dolarların üzerine çıkmaya devam ediyoruz. Ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece 322 dolara doğru bir atak yaparız. 322 doların kırılması neticesinde de daha iyi hedeflerimiz var önümüzde. Dolayısıyla ben orta uzun vadede, her ne kadar kısa vadede işte bilançolar kötü geliyor olabilir bazen. Kısa düzeltmeler yapıyor olabiliriz. Bazı şirketler ederin üzerinde, bazıları altında olabilir. Fakat biz orta uzun vadeye odaklanacaksak şu anki konjonktür bence orta uzun vade Borsa İstanbul'da pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla ben hala full hisse taşımaya devam ediyorum. Eğer ki nakite bir miktar vesaire geçme gibi bir düşüncem olursa, ki muhtemelen olmayacak diye düşünüyorum. Hani çok ütopik bir yükseliş lazım benim nakite geçmem için. Size haber veririm diyelim. Bugünkü hareketlere baktığımızda özellikle yine dünkü gibi yenilebilir enerji taraflarında hareketlerin devam ettiğini gördük. Gesan %8 yaptı. Bugün çok güzel bir atılım gerçekleştirdi. Astor zaten dün iyiydi. Bugün de iyi. Aslında güzel bir kırmızı toplama bölgesine yukarı doğru atılım gerçekleştiriyor. Şimdi bu şirketlerin grafiklerine beraber bakacağız arkadaşlar bilançolarını sonra. Onun dışında bugün mobilyacılık tarafında bizi çok bekleten Doğanlar Mobilya'nın 2-3 gündür güzel hareketleri var. 10 liradan 14 liralara atılım oldu bu tarafta. Onun dışında Yataş çok güzel bir taban getirdi. Orası da dipten toparlama hazırlığında. Onun dışında Yunsa'da bizim 65-70 lira bandında analiz ettiğimiz şirketimizde 2 gündür tavan tavan gidiyor. Yani 2-3 aydır böyle bekletiyor. Ondan sonra tavan tavan yapıyor. Görüyorsunuz %20'yi 2-3 ay içerisinde yavaş yavaş vermektense bekletiyor bekletiyor. Herkesi bunaltıyor. Ondan sonra şirketler 2 tavanla beraber 2-3 aylık açığı arkadaşlar kapatıyorlar. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da sabırlı olmazsanız kolay kolay para kazanamazsınız. Biz ne yapıyoruz? Verilere göre şirketleri analiz ediyoruz. Şirketlere yatırım yapacaksak yapıyoruz ve bekliyoruz. Şimdi analiz yaptığımız geçen bilanço videolarını izlerseniz bakın beğendiğimiz şirketlerde aslında çok güzel hareketler var. Burada Migros bilanço önceden fiyatlamıştı, 420'lere düştü ama biz burada şirketin arkasındaki 470'lere doğru tekrardan atak geliştirdi. Yeni zirvelere doğru gidebilir. Sasa tarafında beğenmiştik. 37-38 lira 46 lira oldu arkadaşlar. Yine önceki bilançoların Doğanlar Mobilya %40'lık bir getir üretti. Mavi bilançodan itibaren %20-25'lik getir üretti. Pegasus 600 liralara kadar düşmüştü. Bilançosu gayet iyiydi bence. 1000 liralara doğru tekrardan atak yaptı. Şimdi şöyle bir genel ana fikir veya düşünce ortaya çıkacak olursa, biz burada verilere bağlı kaldığımız sürece uygun yerden pahalı olmayan hisseleri aldığımız zaman sabredersek bir şekilde bunun ekmeğini yiyoruz arkadaşlar.
Yani burada 10 şirket belirleyelim mesela. Buradan bilançolarını beğendik, verileri beğendik ve buradan gideri olduğunu düşünüyoruz. Bunlar 7-8 tanesi zaten halihazırda gidiyorlar. 1-2 tane fire verebilirsiniz ama siz 10 tane tercih yapıp bunun 8'inde haklı çıkıyorsanız, verilere uyarak ve de bunu yapıyorsanız sırtınızda sağlam oluyor. Dolayısıyla belli bir süre geçtikten sonra siz bunun ekmeğini mutlaka yiyorsunuz. Bende de zaten her zaman böyle oluyor. Şöyle bakın, bilançolarımda eklediğimiz şu orta kısımdaki hisseler. Bakın burası orta vade benim eklediğim hisselerdi. Bakın Migros %5, Yunsa %9, Pegasus 600'den 1'e gitti. Mavi 60'tan 100'e gitti. Borgia önceki bilançolarda eklemiştik 60 lira civarında. Burası çok hareket etmedi. Henüz burada bilanço bekliyorum ben. Doğanlar Mobilya bizi biraz üzdü. Sonradan hatanı yaptı. Sigortacılıktan dün bahsettik. Tava Limanları %80 potansiyel verdi. En son portföy eklediğimizden beri. Şimdi şöyle baktığımızda demek ki bizim verilere göre yaptığımız analizler sonrası eklemelerimiz aslında başarılı. Sadece burada zamanlamayı belki birazcık tutturamıyoruz. Ya bizim Borsa İstanbul'un genel huyu bu diye düşünüyorum. Eklediğiniz an işler pozitif olmayabiliyor. Belli bir süre geçiyor. Ondan sonra verilerin altı doldukça şirketlerin fiyatları da şirketlerin faaliyetlerini izliyor. Dolayısıyla bilanço analizlerine çok çok önem vermenizi isterim arkadaşlar. Şimdi hızlıca BIST 100'ün genel görünümüze ve dolar bazlı görünüme gittikten sonra tabii ki bilanço incelemelerimizi yapacağız. Bilançoları az önce bahsettiğim konuları bir düşünüp tartarak ve geçmişteki videoları izleyip yani geçmişten video izleyin. Mesela Medical Park 170 lira analiz etmişti, ne demişiz? Medical Park günümüze gelmiş 250 lira olmuş. O zaman böyle bir şey bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Olmuş mu? Olmuş. Mesela bu bilgiler ışığında geriye dönük pratiğini yaparsanız gelecek bilançolar geldiğinde de ne reaksiyon alacağınız konusunda hazırlıklı olmuş olursunuz. Dolayısıyla bunlara sadece bakıp şirket sistemlerini öğrenip işte çıkıp iyi kötü dememize göre bu videolar arkadaşlar şey yapmayın yani geçiştirmeyin diye düşünüyorum. Buradan bilgileri edinin. Geçmişe dönük pratiklerini yapın. Hangi şirkete ne demişsiniz, ne kadar gitmiş. İşte yorumlarda bazen görüyorum işte hocam Aygaz'ı analiz etmiştiniz. O zaman böyle böyle aldım işte %40 gitti iyi para kazandım vesaire. Yani her zaman dediğim gibi bu kadar işler pozitif olmaz. Ama belli bir süre bekledikten sonra verilere bağlı kalıyorsanız yani pozitif bilimler arkadaşlar bunlar pozitif bilimlere bağlı kalıyorsanız burada ekmek yememeniz imkansız arkadaşlar. Borsa bu açıdan darphanedir. Kim için? İşini bilenler için arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız zaman bugün güzel bir hacim vardı. Biz tümde şöyle baktığımızda 165 milyar hacim vardı. Borsa İstanbul %118 milyar hacim vardı. BIST 100 dışına da aslında burada hacim birazcık geçmiş gibi duruyor. Burası da gayet pozitif. Yani yan tahtaların da yavaş yavaş zamanı geliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki 10.200 seviyesi bizim bakın mavi çizgiyle belirttiğimiz seviyenin üzerindeyiz. Buraya bir retestimiz de almışız. Gayet güzel şekilde yeşil bir mum koymuşuz arkadaşlar. Tabii ki haftanın kapanışı olduğu için şöyle haftalık mumlara da baktığımızda bakın haftalık mumlar yeşil hep birbirinin üzerine gelerek gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki rally hareketi hala güçlü. Yani ufak bir düzeltme olsa bile burayı yıkacaklarını ben şu hareketlilikte düşünüyorum. Çünkü zaten biz bayrak formasyonu dışında yeni çıktık arkadaşlar. Dolayısıyla burada 11 binlere kadar ufak ufak kar satışlarla ben gidebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki engel neresi derseniz arkadaşlar. Şöyle hemen günlük grafiğe tekrardan geçiyorum. Bakın şuradaki orta band 10.350 seviyesini geçmemiz gerekiyor. Az önceki kat stratejisinde gösterdim aslında burası. Bakın 10.337. Bu bölgeye tekabül ediyor. Dolayısıyla buradaki şu %2.25'lik katı da aşmamız lazım ki önümüz biraz daha açık olsun. Dolayısıyla önümüzdeki haftada hareketleri izleyeceğiz. Bu şekilde yukarıya devam ettiğimiz sürece pozisyonlarımızı bozmamızı gerektirecek bir şey yok. Özellikle sizin aldığınız pozisyon işte buradaki hisseler gibi bilançolara iyi geliyor ve fiyatların üzerine koymaya devam ediyorsa teknik yorumda bir bozulma yoksa bu şirketlerde bence kalıcı olmanız, birazcık üzerinde karın oturmanız faydalı olacaktır arkadaşlar. Şirketiniz bilançosu iyi, her şeyi beğendiniz. Buna rağmen ilerlemiyorsa da burada birazcık sabır gerekiyor. Eğer ki şirketinizin fiyatı pahalı değilse. Şimdi yenilebilir enerji şirketlerine baktığımız zaman burada bariz farklar olduğunu göreceksiniz. Bazılarının fiyatı pahalı, bilançoları iyi değil. Bazılarının fiyatları yani diğerlerine göre göreceli olarak ucuz ama fiyatları, faaliyetleri çok çok iyi gelmiş. Şimdi böyle şirketlere bir araya koyduğunuz zaman sizin burada faaliyeti iyi olup ucuz kalan şirketi seçip portföyünüze eklemeniz gerekiyor. Yoksa beklediğiniz süre uzar. Ve de %50 enflasyonda uzun süre beklerseniz yapacağınız karlar bir işe yaramayacaktır. Aradan bir yıl geçtikten sonra şirketin %50 potansiyel vermesi reelde size kar ettirmeyecektir arkadaşlar. Buradaki sizin amacınız 6 ay içerisinde %50-60 potansiyeli alıp enflasyonu yenmek olmalı. Şimdi Borsa İstanbul Endeksinin üzerinden grafik önemli olsa da şirketlerin faaliyetlerinin çok daha önemli olduğunu vurguladıktan sonra dolar bazlı tarafa gidelim arkadaşlar. Dolar bazlı tarafta istediğimiz hareket geldi. Bakın ne demiştik? 310 dolar üzerinde kalıcı olmamız lazım. Bugünkü hareketlere biz baktığımız zaman şöyle hemen 1 saatli alıyorum. Bakın dolar bazlı da. Buradaki hareketler teknik analize net olarak uygun arkadaşlar. Burada güzel bir trend yaratmışız. Trend üzerinde tutuluyoruz. Bakın 310 dolar bir kere zorlandıktan sonra, kırıldıktan sonra
retest hareketi geldi ve 313 dolarlara doğru atılım yaptı. Dolayısıyla bizim burada 310 dolar üzerinde kalıcı olduğumuz sürece 322 dolara doğru atak yapmayı beklememiz gerekiyor. 322 dolar kırıldıktan sonra zaten haftalık ben size grafiği açıp oradaki omuz baş omuz formasyonunun 450 dolarları hedeflediğini söyleyebilirim. Burası da 1,5-2 yıl içerisinde belki de dolar bazlı %100'lük belki hisselerde %200'lük kazançlara tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an korkak olma zamanı olmadığını düşünüyorum ben Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar. Şimdi burada korkak olsanız nereye gideceksiniz? Belki işte gidebilirsiniz faiz tarafına vesaire vesaire ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yani faizin size 3 ayda 4 ayda verdiği getiriyi işte Yunsa gibi bir şirkette 2 günde alabiliyorsunuz. %10 %10 70 liradan 90 lira oluyor şirket ve millet 6 ay beklerken siz 2 günde orayı satıp ister realize edin ister üzerinde oturun ister başka şirkete geçin. Bu manevraları yapabilirsiniz. Borsa İstanbul'da yatırım yapmak çok esnek ve rahat bir yatırımdır aslında. Sadece birazcık bilgili olup dikkatli olmanız gerekiyor diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da dolar bazlı grafikte 310 doların üzerinde bulunduğumuz sürece 322 dolara doğru atılım olabilir. BIST 30 grafiğini ayrıca incelemiyorum çünkü BIST 30 grafiği BIST 100 grafiğine göre bu dolar bazda daha pozitif bir görünümü var. Dolayısıyla BIST 100 üzerinden incelemeye devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde de analizimi bitirmiş olayım. Endeks tarafını bitirdik. Şimdi hızlıca şöyle bir son bilançoları güncelliyorum. Gelen bir bilançomuz var mı diye. Ulaş geldi, Avot geldi, Fonet geldi. Belki Fonet'i de inceleyebiliriz. Şurayı da sıraya alalım arkadaşlar. Sayas'tan sonra Fonet'i de koyayım. Şimdi ilk başta Gesan'la başlayacağız. Europower, Smart G yapacağız arkadaşlar. Gesan'la Europower biliyorsunuz birbirinin iştiraki. Gesan, Europower'ın sahibi. Şimdi ilk başta istiyorsanız Gesan tarafından önce Europower'a bakalım. Çünkü üstündeki şirket Gesan olduğu için orayı da bu şirket üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Europower'ın genel görünümüne baktığımız zaman satışlar yükseliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Enflasyon üstü de büyüme var. Enflasyon üstü satış büyümesi %71. Çok süper bir satış büyümesi gelmiş Europower tarafında. Şimdi şirketin brüt kar büyümesine baktığımız zaman %64. Birazcık marjlarının geri çekildiğini görebiliyorsunuz. Şu bölgede zaten bakın brüt kar marjı %27'lerden 25'lere kadar gelmiş. Ama bu yeni enerji şirketlerinde %25'in üzerinde marjlar iyidir arkadaşlar. Bu marjlar korunduğu sürece hatta bazılarına daha iyi marjlar var. İşte Astor'da, Gesan'da vesaire %30'un üzerinde marjlar var. Gayet iyi marjlar diye düşünüyorum. Bunlar sürdürüldüğü sürece bu şirketlerde büyüme devam edecektir. Esas faaliyet karlılık tarafına geldiğinizde burada %21'lik bir büyüme olduğunu görüyorsunuz. Enflasyon üzerinde Favök tarafında süper bir büyüme var. %60'lık bir büyüme oluşturmuş. Net dönem kar tarafına geldiğinizde buradaki büyüme biraz daha az görünüyor. Tabii ki burada net parasal pozisyon kaybı yazdığını söyleyebiliriz şirketin. Şimdi Europower şirketinin negatif görünen taraflarından biri ciddi derecede burada net parasal pozisyon kaybı yazması. Onun dışında şirketin öz kaynaklarına geldiğiniz zaman öz kaynaklarda %43'lük büyüme var enflasyon üzerinde. Burası da gayet güzel bir büyüme diyebiliriz. Piyasa değeri defter değerini birazcık geri çekmiştir ama Europower bana göre birazcık pahalı konumlanan bir şirketi. Daha önce de bunu sizlere defalarca söyledim. Dolayısıyla buradaki piyasa değeri defter değerinin çekilmesi yeterli miktarda olmuş mu buna bakmamız gerekiyor. Şirketin net borçlarına geldiğimiz zaman net borçlarda arkadaşlar bir artış yok. Şirket burada net nakitte olmayı sürdürüyor. Şimdi baktığımız zaman brüt kar marjlarında çekilmenin olması aslında bizim için çok iyi değil arkadaşlar. 23, 23, 23 olarak görüyorsunuz. Öz kaynak karlı ise öz kaynaklar büyüdüğü için arkadaşlar gitgide küçülüyor. İşte bizim aslında görmek istemediğimiz tablo bu. Çünkü büyümeye devam eden şirketlerin öz kaynaklarını büyüttüğü hızda burada net kar tarafında büyütmesi lazım ama şimdi Europower'ın biz net kar öz kaynak karını bu tarafta bakarsak birazcık sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü burada ciddi manada net parasal pozisyon kaybı var arkadaşlar şirket. Şimdi bu şirket borçlu olup burada net parasal pozisyon kazancı yazsaydı da net kar yüksek olsaydı daha mı pozitif olmalıyız diye sizlere soruyorum. Ve dolayısıyla ben buradaki parasal pozisyon kaybını aslında çok olumsuz karşılamıyorum. Çünkü sonuçta şirket net nakitte. Önümüzdeki dönem sıkıntılı ve bu şirketler halihazırda büyük yatırımlar, yeni fabrikalar ve kapasite artışı yapan şirketler. Dolayısıyla nakite ihtiyaçları var. Borçlu olmalarından çok daha avantajlıdır diye düşünüyorum. Burada parasal pozisyon kaybı yazmaları. Dolayısıyla siz burada Favök üzerinden bakacaksınız. Şimdi bizim istediğimiz nedir? Favök'ünü büyütsün, öz sermayesini de büyütsün ama öz sermayenin karlılığını korumak için öz kaynak büyütmesinden daha çok miktarda Favök'ünü büyütsün isteriz. Dolayısıyla biz burada şöyle baktığımız zaman 5 milyar bölü 1,5 milyar desek yine burada öz sermaye karlılığının yaklaşık %35'lerde olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki eskisi gibi %60'larda öz sermaye karlılıklarını göremiyoruz. Çünkü artık öz sermayeler büyümeye başladı. Karlar öz sermayenin büyüdüğü kadar büyümüyor arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bunun hesabını iyi yapmanız gerekiyor. Yani geçen işte biz öz sermaye karına göre %60'tı bu şirket. 6, 7, 8 piyasa değeri defter değeri veriyorduk ama şu an %30'larda olan öz sermaye karlılıklar için burada 6,75 mesela piyasa değeri defter değeri bana birazcık pahalı geldi arkadaşlar.
FK tarafını çok fazla umursamıyorum. Burada net parasal pozisyon kaybı olduğu için ama TD Favök tarafına da siz baksanız 22'lerde konumlanıyor şirket. Dolayısıyla Europower tarafını ben birazcık hala ve hala pahalı olarak düşünüyorum arkadaşlar. Çok ucuz bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Ama teknik analize göre de incelememizi yapalım. Yani toplama bölgelerinde de olabilir bu şirket. Şimdi şirketin genel görünümüne baktığımız zaman bakın dönem varlıklar çok güzel şekilde artıyor. Bir yılda 3 katına çıkmış. Duran varlıklar 2 katına çıkmış. Aşağıda özellikle benim en önemsediğim yer öz kaynakların büyümesi arkadaşlar. Hemen öz kaynaklara iniyorum. Çünkü zaten borçlu bir şirket değildi burası. Öz kaynaklar bakın 1,5 milyardan 5 milyara çıkmış. Şimdi bu öz sermaye büyümesini muhtemelen önümüzdeki yıl sürdüremez. Yani buradaki 5 milyar 15 milyar olamaz. Ama en azından buradaki 5 milyarın önümüzdeki yıl ben 10 milyar olduğunu görmek isterim. Piyasa değeri, defter değeri 6 verebiliyorsak. Çünkü buradaki öz kaynaklar 2'ye katlansın. Bu şirketin piyasa değeri, defter değeri 3'e düşsün isterim. Dolayısıyla önümüzdeki yılda burada en azından 5 milyarlık bir öz kaynak büyümesi görmek isterim ki ben 6 piyasa değeri, defter değeri vereyim. Ama şirkete baktığımız zaman 6 milyarlık bir hasılat yapmış. Gayet güzel. Geçen iki hasılatın çok üzerinde. Özellikle burada esas faaliyet kar büyümesi zayıf gibi görünse de Havok tarafında büyüme çok çok iyi arkadaşlar. %100'den fazla. Bakın burada finansman öncesi faaliyet büyümesi var. Havok'un da hesapladığınızda az önceki grafikten %60 gibi bir Havok büyümesine tekabül ediyordur. Dolayısıyla burada net karın düşük olmasa çok aldanmamak lazım. Firmada büyüme devam ediyor ama fiyat bunu çok önceden fiyatlamış arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinin nakit akışlarına baktığımız zaman da burada negatif nakit akışlarının devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Önceki yıllarda çok parlak nakit akışları yoktu. Tabii ki bunlar yeni iş kuran şirketler olduğu için hemen faaliyetler nakit akışına dönmeyebiliyor. Yani sonuçta bir sürü yatırım yapıyorlar ve halihazırda çok hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla bir süre daha burada Europower tarafını izleyebiliriz. Ama işletme faaliyetlerinin pozitif nakit olsa daha çok beğenebilirdim. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu şekilde devam ederse şirketin borçsuzluğu sekteye uğrayabilir ve işletme faaliyetlerini sürdürmek için borç almak durumunda kalabilir arkadaşlar. Dolayısıyla Europower'ın bence bilançosu iyi olmasına rağmen aşırı iyi değil arkadaşlar. Şimdi birazdan Yesan'la da karşılaştırdığımda aynı durumu göreceksiniz. Şimdi orayla buranın ne farkı var size bundan bahsedeceğim. İstiyorsanız burada EU Power'ın şeyine bakalım. Grafiğine bakalım. Şimdi bunların grafikleri de arkadaşlar birbirlerine benziyor. Şimdi Europower'ın bakın burada saatlik grafik hemen bunu günlüğe geçeceğim. Ve teknik analize göre toplama bölgesinde mi değil mi burayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Europower'dan hızlıca GSN'a ve Smart'a geçeceğiz. Europower'a baktığımız zaman bak çok sert bir yükseliş var. Ne dedik? Çok sert yükselişler sonrası uzun dinlenme dönemleri olabiliyor. Neden? Çünkü şirketin faaliyetleri büyüyordu. Tamam. Amenna. Ama fiyat halka arzdan itibaren inanılmaz arttı. Yani burada kaçlık potansiyel var bilmiyorum. Şöyle bakalım. 44 liradan şirket gitmiş 250 liralar arkadaşlar. Yani burada 7 katlık büyüme var ama faaliyetler veya öz kaynakların 7 kat büyümesinin altı henüz yeni yeni dolduruyor. Dolayısıyla şirket dinlenme döneminde. Ne dedik? Everest tepelerinden alım yapmamanız lazım. Alım yaparsanız bu şekilde aşağılarda sürünmeye devam edersiniz. Dolayısıyla burada şöyle genel manada bizim neyi takip etmemiz lazım derseniz arkadaşlar bakın özellikle şurada bir destek bölgesi olduğu görülüyor. Buraların tutması lazım diye düşünüyorum. Buralar 140 lira seviyesi. Tabii ki bu şirketlerde beklenti yüksek olduğu için bu seviye 3 kere tutmuş. Bundan sonra muhtemelen tutacaktır diye düşünüyorum ama şirketin net olarak pozitife geçmesi için arkadaşlar burada bizim neyi görmemiz lazım? Trendin kırılımını görmemiz lazım. Trend kırılımına hala uzağız arkadaşlar. Trend kırılması için buraya belki bir üçüncü temas, daha sonra dördüncü temas isteyebilir. Dolayısıyla EU Power'da özellikle alt bölgelere yakın olursa siz toplama yapabilirsiniz. Özellikle 200 günlük bakın hareketli ortamın üzerine atamadığını şirketin görüyorsunuz. Şimdi bilanço çok daha iyi gelmedi. Şimdi Gesan'la ben karşılaştırdım. Gesan bu şirketin sahibi olmasına rağmen Gesan çok daha ucuz görünüyor. Çok daha fazla iş almış görünüyor. Her ne kadar EU Power'da hani yatırımlar bu tarafta devam etse de Gesen hali hazırda büyümesini hızlıca sürdürebilen bir şirket konumunda. Dolayısıyla iki şirket arasında ben tercih yapacak olursam bu tarafta Gesen tarafını tercih ederim. Dolayısıyla bu da bir kırılım vesaire gelmediği için benim burada özellikle beklemek istediğim şey buradaki yeşil trendin kırılımı sonrası oyuna girmek olur. Bu kırılım gelene kadar da bilançolarını şirketin takip etmek isterim arkadaşlar. Şirketin şöyle hızlıca yukarıdan aşağıya attığımız bir Fibonacci seviyesine bakalım. Gördüğünüz gibi kırmızı bant aralığında. Kırmızı bant aralığı ne dedik? Eğer ki burada ikili dip benzeri bir pattern oluşacaksa burası toplanabilir. 168-140 arası bu şirketi beğenen kişiler toplayabilir. Ben çok beğendim mi? Şu piyasa değeri, defter değeri ve karlılıklar açıkçası çok fazla beğenmedim. Şimdi Gesan'la kıyasladığımda Gesan'ın çok daha pozitif olduğunu da düşünüyorum. Açıkçası bu kadar da açık şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Europower'da görünüm bu arkadaşlar. Buradaki üçgenlikten çıkılması lazım. Buradaki dinlenme ne kadar uzamış ona da bir bakalım. Yani şu en tepeden alanların üzerine 228 gün geçmiş arkadaşlar. Burası biraz daha uzayabilir. Yani şu 300 günlere doğru
uzayabilir. Dolayısıyla burada teknik kırılımı takip etmek Europower tarafında bence önemli olacak arkadaşlar. Şuradaki minor kırılımlara vesaire de bakabilirsiniz ama onlar genelde sizi tuzaklıyor ve yanıltıcı kırılımlar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki tüm dalganın istiyorsanız bir Fibonacci'sine bakalım. Yani daha aşağı düşme ihtimali vesaire olur mu diye. Şurada düzeldiği yerden istiyorsanız halka arası serisinden sonra bakalım. Burada bakın Fibonacci 618 seviyesi. Zaten burada 136 liralara tekabül ediyor. Muhtemelen bu seviyenin çok altına gitmeyecektir. Ama işler aşırı negatif olsa Fibonacci 786'ya da inebileceğini düşündüm ama çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü burada beklenti çok. Buradaki beklentileri yok edecek bir durum olması lazım. Yani mesela biz burada baktığımızda net kar marjları %50 düşseydi, hasılatlar düşseydi vesaire. Burada beklenti azalıyor derdik ve daha aşağılardan belki bekleyebilirdik ama şimdilik Europower'da uygun olan seviye 140, daha uygun olan seviyenin 100 olduğunu söyleyebilirim. Yukarı önünün açılması için de burada yeşil trend çizgisini arkadaşlar atıyorsunuz. İki temaslı bir trend çizgisi şu an. Buranın kırılmasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi gidelim. Benim özellikle daha beklentili olduğum ve daha iyi bilanço getirdiğini düşündüğüm Gesen tarafı. Bakın şimdi burada da baktığınızda piyasa veri defter değerinin 5.76 olduğunu görüyorsunuz. Birazcık daha Europower'a göre daha ucuz bir şirket gibi görünüyor. Şimdi burada da çok ciddi bir net parasal pozisyon kaybı var arkadaşlar. Bakın 1 milyar 600 milyon. Dolayısıyla siz burada net karlarda artış yokmuş gibi göreceksiniz ama FAVÖK tarafına geldiğiniz zaman Europower'a göre çok daha fazla bir FAVÖK büyümesi var. Şimdi burada basit bir hesap yapabilirsiniz. İki şirket arasında mesela tercih yapamıyorsanız. Gesen Europower'ın %55'ine sahip. Dolayısıyla buradaki FAVÖK'ün %55'i 750 milyon civarı Gesen üzerine yazılıyor. Buradaki FAVÖK kaçtır arkadaşlar? 3,5 milyar. Şimdi 3,5 milyardan siz 750'yi çıkarmanız gerekiyor. Burada nasıl yapabiliriz? 3500 eksi 750, 2750. Şimdi Gesa'nın kendi Europower harici kısmından gelen FAVÖK'ü 2 milyar 750 milyon. Şimdi diğer taraftan gelen FAVÖK 750 milyon arkadaşlar. Şimdi Gesa'nla hızlıca bakın Europower'ın piyasa değerlerini kıyaslayayım. Gesa'nın piyasa değeri arkadaşlar 36 milyarken burada Europower'ın piyasa değerine bakıyorum. 34 milyar. Neredeyse Europower'ın piyasa değeri Gesa'nla eşit arkadaşlar. İşte burada zaten bu şekilde bir mantıksızlık var. Bir taraf 1,5 milyar FAVÖK üretiyor. Diğer taraf 3,5 milyar FAVÖK üretiyor. Üstüne üstlük Gesan Europower'ın ürettiği %50 FAVÖK'ü de alıyor. Yani dolayısıyla burada şunu hesaplayabilirsiniz. Gesan Europower'ın %50'sine sahipse Gesan'ın 36 milyarlık piyasa değerinin 17 milyarı zaten Europower üzerinden geliyor. Gesan'ın daha çok FAVÖK yazabilen kendi işleri Europower'ın yarısı kadar fiyatlanıyor diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla ben Gesan'ın Europower'a göre 2 kat daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Veya Europower'ın Gesan'a göre 2 kat daha pahalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada yazılan FAVÖK ve esas faaliyet karlılıklarına göre. Şimdi Gesan'ın diğer bir hoşuma giden tarafı arkadaşlar bakın. Satışlar %30 artarken brüt kar %100 artmış. Şimdi burada Europower'da gördüğümüz bakın brüt kar düşüşü Gesan tarafında yok. Aksine brüt karda ciddi manada artış var. Dolayısıyla burada satışlar enflasyon üstü büyürken brüt kar marjları da çok fazla büyüyor. Ve üstüne üstlük FAVÖK marjları da şirketin gitgide büyüdüğünü görebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla iki tarafı ben kıyasladığımda bakın Europower'daki burada esas faaliyet kar marjlarının vesaire düşmesi Gesan tarafında yok. Demek ki Gesan'ın Europower dışındaki bölümünden gelen karlar marj anlamında çok daha iyiye giderken Europower tarafının biraz zayıfladığını söyleyebilirim. En azından bu enflasyon muhasebesi neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıkmış arkadaşlar. Öz kaynak karlılığına baktığınız zaman burada öz kaynak karlılığının da benzer şekilde Gesan tarafına düştüğünü görebiliyorsunuz. Ama siz burada parasal pozisyon kaybı çok ciddi miktarda yazıldığı için siz yine FAVÖK üzerinden hesaplayabilirsiniz. FAVÖK 3,5 milyar, öz kaynaklar 6 milyar arkadaşlar. Ne dedik biz? Öz kaynakların FAVÖK üretme gücüne bakarsınız. %50 gibi bir burada FAVÖK üretme gücü var. %50'nin onda biri kadar piyasa değeri defter değeri istersiniz. Şimdi Gesan'a indiğimiz zaman %50 onda biri 5. Piyasa değeri defter değeri 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Europower 2 kat pahalı görünürken, çünkü burada %30 gibi bir öz sermaye karlılığı varken piyasa değeri defter değeri 3 isteriz 6. 2 kat daha pahalı bizim istediğimiz değerden. Ama Gesan tarafı arkadaşlar tam ederinde gibi duruyor şu an. Dolayısıyla Gesan tarafı bana göre Europower'a göre 2 kat daha ucuzdur arkadaşlar. Kendi halihazırda içerisindeki kapasite artışlarını vesaire bunu bilmeden söylüyorum. Hani birazcık hakim bir olay ama Europower'daki tüm kapasite artışları %55'i Gesan'a yarayacağı için Gesan önümüzdeki günlerde bu avantajını sürdürecektir ve fiyatı daha ucuz kalmaya devam edecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Gesan tarafında daha pozitif olmamak için Europower'a göre bir sebep yok arkadaşlar. Brüt kar marjına baktığınız zaman bakın Europower'daki marj düşüşlerinin tam tersine Gesan tarafında %50'lik marj yükselmeleri var. 25'ten 37'ye çıkmış. Burada 22'den
33'e çıkmış. Yani %50'lik marj artışı olmuş arkadaşlar GESA'nın faaliyetlerine. Dolayısıyla GESA'nın tarafında arkadaşlar ben ciddi manada pozitif kalmaya devam ederim. Zaten bugünkü fiyatlama da muhtemelen bilanço öncesi gelmesi. Dünkü Smart G'nin bilançosunu gören kişiler burada bir hesaplama yaptılar diye düşünüyorum. Çünkü ben de yaptım aynı hesaplamayı. Ve burada haklı çıkmak açıkçası iyi oldu bizim açımızdan. Dolayısıyla GESA'nın bu yenilebilir enerji şirketleri içerisinde benim kriterimi sağlayan ilk şirket arkadaşlar. Astor'da portföy eklemiştim ama orada kriterimi sağlamadan eklemiştim. GESA'nın tarafına artık gönül rahatlığıyla burada uzun vadeci yatırımcı olarak da düzenli eklemelere devam edebilirim diye düşünüyorum. Kendi portföyümü. Dolayısıyla GESA'nın tarafını şu an için Astor'dan bir alım bile öne koyuyorum. Burada karlılık gerçekten beni sevindirdi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi temel analiz rapor kısmına da bir bakalım. Hani orada bir marjlar arasında mesela bir yorum yapabileceğiz mi ona da bakalım. Daha sonrasında Smart G'ye de geçeceğiz. Burası çok özür diliyorum. Smart G'ye açmışız arkadaşlar. Şuradan biz hemen GESA'nın tarafını açmamız lazım. Evet şöyle baktığımızda bakın FD Fabrik onlara gelmiş arkadaşlar. Hani ne dedik biz Arçelik, Vespe vesaire gibi şirketlerde zaten bunlar ne dedi? %8-9 kar marjıyla çalışan bizim büyük majör eski şirketlerimiz bile FD Fabrikleri onlardayken şu an yeni enerji sektöründe olan marjlar %30'larda olan ve bu sektörün gitgide önümüzdeki yıllarda büyümesini beklediğimiz elektrik sektörüne faaliyet gösteren bir şirketin marjları arkadaşlar neredeyse Arçelik kadar FD Fabrik değeri var. Dolayısıyla çarpan anlamında GESA'nın tarafını ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Burada uzun vade portföye eklemeyi şu an itibariyle düşünebilirim diye düşünüyorum. Fiyat aşırı hızlı yükselmezse düzenli alımları burada devam ettireceğim. Dolayısıyla EuroPower'ı beğenmiyorken GESA'nı çok çok beğendim. Şimdi GESA'nın hızlıca grafiğine de gidelim. Belki GESA'nda kırılım gelmiş olabilir bugünkü hareketten sonra. Orayı da bir incelemek istiyorum. Çünkü sabah ben aldığımda %2 ya da %3 yukarıdaydı galiba öyle hatırlıyorum. Evet muhtemelen şu bölgede vesaire aldık. 78'den 79 falan olmuş. Yani %4 yukarıdayken herhalde almışım ben şirketi. Şimdi GESA'nın tarafına baktığımızda bakın. Burada EuroPower'da olmayan kırılımımız gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Burayı lineer grafikte çizmişim. Bakın görüyorsunuz. Teknik analize göre artık burada uygun seviyeler gelmiş. Kırmızı bölgeden çıktıktan sonra ilk kırılımımız gelmiş. Burada ilk gideceğimiz seviye arkadaşlar. Buradaki Fibonacci 50 seviyesi 87 lira. Rally'yi başlatacak bölge ise 94 lira olabilir. Dolayısıyla burada artık ne yapmamız gerekiyor? Geri çekilmeler vesaire olursa 94 lira, 72 lira bandından GESA'nın tarafını ben toplamaya meyilli olurum arkadaşlar. Burada işler birazcık pozitif duruyor. Tabii ki şuradaki bölge bakın 60 lira bölgesi en uygun bölgeymiş. Daha sonraki en uygun bölgede 65 lira seviyesiymiş. Şimdi burada yukarıda, aşağıdan yukarıya da bir Fibonacci atalım. Önümüzdeki günlerde bir sıkıntıyla karşılaşırsak. Burada olumsuz haber gelirse ki tekrardan bir düzeltmeye girerse. Bu kırılım fake bir kırılımsa. Nerelerden daha pozitif olabiliriz? Gördüğünüz gibi bakın buradaki Fibonacci 618 71 liralar bizim ilk toplama bölgemiz. Zaten buranın henüz yeni üzerindeyiz. Dolayısıyla burada bir fırsatın ben kaçtığını düşünmüyorum. Diğer taraftan da 59.85'ler arkadaşlar burada süper alım bölgesiymiş. Zaten daha önceki bakın dokunduğu yer burası. Yani siz daha öncesinden zaten şunu analiz edebiliyorsanız burada aşağıdan yukarıya bir Fibonacci atıp 786 en iyi alım bölgesidir diyebiliyorsanız burada en iyi yerden alma fırsatınız varmış gerçekten arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamalarla da bir bakalım şirketimize. 200 günlük hareketli ortalama yeni kırılmış gördüğünüz gibi. 200 günün üzerine kırılması sonrası yukarı doğru sert bir hareket yaptığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla GESA'nın tarafında çok uygun bir teknik analiz olarak uygun bir yerde hareketli ortalamanın yeni üzerine kırmış. Trend kırılımı gelmiş. Dolayısıyla burada 94 liralara doğru atak getirirse çok çok iyi olacak. İlk önündeki direnci arkadaşlar bakın 80-35. Dolayısıyla şu andan itibaren GESA'na giriş yapmak istiyorsanız veya toplamak istiyorsanız 80-35'in bence kırılmasını bekleyin. Çünkü dirence doğru gelmişiz. İlk direncimiz 80-35 zaten. Şirketin fiyatı 79-40. Ama 80-35 kırılırsa hızlıca 88 ve daha sonra buradaki 95 bölgelerine doğru gidiş olabilir. Dolayısıyla Fibonacci seviyelerinin takibi gerekecek. Bunu ister yukarıdan aşağı atın, ister aşağıdan yukarı atın. Bu şekilde takip edebilirsiniz. EuroPower'da negatifken GESA'nın tarafında pozitif mi arkadaşlar? Zaten GESA'nın alan EuroPower'ın %55'ini otomatikmen almış oluyor. Dolayısıyla EuroPower'ı almak için benim bir sebebim yok. Eğer ki bu şirketi çok yakından takip eden biri varsa, EuroPower üzerinde içinde çok özellikli bir yatırım segmenti vesaire varsa, buradaki büyüme GESA'na göre kat kat fazla olabilir diyen varsa yorumlara yazsın. Ben de öğrenmiş olayım arkadaşlar. Çünkü iki şirketi ayrı şirket gibi konumlandırmadım. Şimdi diğer bir şirketimiz arkadaşlar Smart G şirketi. Şimdi buraya baktığımız zaman Smart Güneş Teknolojileri açıkçası bilanço anlamında en iyilerinden biri. %66'lık öz sermaye büyümesi var.
aşağı net dönem karı çok devasa artmış görünüyor. Özellikle burada satışlarını %100 artırırken brüt kar marjını %200 artırmış. FAVÖK tarafını %200 artırmış. Esas faaliyet kar tarafını 257 artırmış. Şimdi ben SmartGay'i çok sevmiyordum arkadaşlar. Astor, Gesan ikisini seviyordum. SmartGay'i çok fazla sevmeme nedenim arkadaşlar buradaki bir piyasa değeri defter değerinin 17 olmasıydı. Yani diğerlerine göre halihazırda 4 kat pahalıdan fiyatlanıyor arkadaşlar. Az önceki hesaba göre bakın buranın da şimdi yavaş yavaş değeri Europower'ı geçmeye başlamış. Piyasa değeri 37 milyar ama neredeyse Europower kadar burada FAVÖK yaratma gücü var firmanın. Dolayısıyla burada büyüme hızlanıyor olabilir. Neden diye söylerseniz bakın aynı az önce yaptığımız mantığa göre Europower'da buradaki brüt kar FAVÖK marjları azalırken Gesen tarafında artıyor ama SmartGay tarafında efsanevi bir artış var. Şimdi normalde ben niye beğenmiyordum? Hem daha pahalı fiyatlıyordu piyasa değeri defter değerine göre hem de Gesen'a göre buradaki brüt kar marjları vesaire daha düşüktü. Ama şirket brüt kar marjlarında net bir atılım yapmış yukarıya doğru. Bakın brüt kar marjı 15'ten 22'ye çıkmış. Dolayısıyla FAVÖK marjı 12'den 17'ye çıkmış. Net kar marjı burada %2'den %12'ye çıktığını görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında şirketi şu hesabı yapabilirsiniz. Az önce ne dedik? Öz kaynakları büyütsün ama öz kaynaklarının daha fazla şekilde FAVÖK'ünü ve karını büyütsün. İşte burada Gesan'da ve Europower'da olmayan bir avantaj da söz konusu arkadaşlar. Bakın öz kaynakları %66 büyürken buradaki FAVÖK esas faaliyet karları %200 büyüyor. Bu şirketin hala öz kaynak karını gitgide daha yükseltme potansiyeli var. Dolayısıyla siz aşağı baktığınız zaman bakın öz kaynak karlılığı da %10'dan %57'ye çıkmış. Dolayısıyla burada Europower ve Gesan'da gördüğümüz bizim öz kaynak karlılığının azalma durumu SmartGay tarafında yok. Dolayısıyla bu şirketi daha yakından analiz etmek lazım. Önümüzdeki yıllarda buradaki kar marjları bir tur daha yükselip Gesan'ı geçecekse yani %30-35'leri yakalayabilecekse SmartGay tarafı ve buradaki hasılat büyümeleri bu şekilde devam edebilecekse SmartGay tarafı buradaki piyasa değeri defter değerini çok hızlı şekilde soğutabilir. Ama yine de Gesan'da 4'te 1'lik bir fiyat avantajı olduğuken, yani varken ben SmartGay tarafını bir adım geride tutarım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim enflasyon ortamımızda çok fazla geleceğe fiyatlamak avantajlı değildir. Dolayısıyla ben halihazırda kriterlerimi karşılayan Gesan'da SmartGay'in bir adım önüne koyarım. Bakalım önümüzdeki yıllarda SmartGay'in büyümesi Gesan'ı kat kat geçebilecek mi arkadaşlar? Şimdi burada bu şirketleri nasıl takip edebiliriz dersek şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada yeni iş ilişkileri tarafı var. Bu iş ilişkileri tarafından biz şu bölümde hangisi daha çok iş alıyor bunu rahatlıkla takip edebiliriz. Bakın yıllık satışlara göre iş ilişkilerinin miktarı dediğimizde bakın en yukarılarda hangi şirketleri görüyoruz? Şöyle kontrol matiği görüyorum. Biraz daha burada aşağılara hemen gideceğim. Foret var, BVS ama Ekos çok iyi iş almış. %300 kadar bir iş alışı var. Bakın Orge satışların 3 katı kadar iş almış. Mesela en ucuz fiyattan şirket piyasa ve defter değeri anlamında şu an için daha bilançosu gelmedi. Ama aldığı işler çok çok iyi Orge tarafından arkadaşlar. Orge'nin de bilançosunu gerçekten merak ediyorum. Burada Civene'nin çok iyi iş aldığını görüyorum. %200'lük bir iş aldığını görüyorum. Gesan tarafı bakın %157. Yıllık satışların %157'si kadar burada iş almış. 2023'ün başından itibaren bir yıllık süreçte. Şimdi aşağıda hızlıca şeyi de bulalım. SmartGay'i de bulalım. SmartGay tarafı da bakın burada %157. Benzer şekilde Gesan'la satışların %150 kadar fazlası kadar iş aldığı görülüyor. Dolayısıyla hasılatları benzerken şu an hala ve hala Gesan'ın burada FAVÖK marjları vesaire daha iyi. Ama SmartGay'deki marj büyümesi devam ediyor. Önümüzdeki bilançoyu özellikle yakından incelemek lazım. Tabii ki şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Gesan tarafı bakın piyasa değeri 35 milyar. SmartGay'in piyasa değeri arkadaşlar 37 milyar. Dolayısıyla SmartGay'de burada FAVÖK 1 milyar 400 milyonken Gesan tarafında 3 milyar 400 milyonluk FAVÖK var. 2 kat zaten hali hazırda FAVÖK yazabiliyor. Dolayısıyla SmartGay burada hasılatını ve marjini %50 bile artırsa Gesan'ı anca yakalayabiliyor. Çünkü aynı fiyatta bu şirketi satın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Europe SmartGay bizim kriterlerimizi karşılaşıyor mu? Karşılıyor mu? Buna da bir bakalım. Az önce baktığımız Gesan karşılıyordu. Şimdi bizim kriterimiz neydi? Öz kaynakların net dönem kar üretme gücüne bakıyorduk. Tabii ki burada parasal pozisyon kayıp kazancından dolayı artık FAVÖK üretme gücüne de bakabiliriz veya esas faaliyet kar tarafına bakabiliriz. Şimdi öz kaynaklara göre FAVÖK yazma gücü SmartGay tarafının çok çok yüksek. Dolayısıyla burada şöyle bir 1,4 bölü 2 milyar diyeceğim. Yani burada %70'lik öz sermayenin FAVÖK yaratma gücü var. 7 piyasa değeri defter değeri normal deriz. Ama baktığımızda 17 piyasa değeri defter değeri görünüyor. Yeni bilanço gelmesine rağmen arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine bence en ucuz olan Gesan. Büyüme paterni olarak en iyi olan ama pahalı olan bence SmartGay. Diğer bir şirketimiz de Europower en geride olan şirket. Bu üç şirket arasında. Dolayısıyla ben Gesan'ı birinci sıraya hala koyarım. Benim kriterimi karşılayan şu an için uzun vadede
Tek şirket arkadaşlar bunlar içerisinde. Diğer şirketler benim kriterlerimi karşılamıyor. Şimdi SmartGain'in de bir grafiğine bakalım. Orada kırılım gelmiş mi gelmemiş mi diye hemen analiz edeceğiz. Şimdi SmartGain'i daha önce de analiz ettiğimizde bakın 80 liraların üzerine çıkması lazım ki pozitif olsun. İşler kötüyken ne dedik? Buradaki altın oran seviyesini aşamaz genelde firmalar ve salınım hareketi yapar. SmartGain'de o günden beri bir kere salınım hareketi yapıp tekrardan toplama bölgesine inmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi burada trend kırılımı var mı diye. Bakın burada fake bir trend kırılımı olmuş. Zaten bunları çok kabul etmiyorduk. Hemen koydum. Bakın yeşil trendimiz, düşen trendimiz. Trende doğru bugün temas gelmiş ama maalesef trendten red yemiş arkadaşlar. Buradaki daralan üçgen bölgesi gitgide daralmış gibi görünüyor. SmartGain'de burada tekrardan geri çekilme sonrası bir kırılım gelebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada da 54-60 lira bandında şirkete güvenen kişiler toplayabilir. Ama ben bu şirkette arkadaşlar 48'i görmediğim sürece şirketin piyasaya rezervler değeri de 17 olduğu için her ne kadar büyüme paterni Gesan'dan iyi olsa da Gesan ucuz olduğu için kısa vadede ben daha sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum. SmartGain'i bir adım geride tutarım arkadaşlar Gesan'a göre. Şimdi hızlıca istiyorsanız diğer bir şirketimiz olan Sayas tarafına gelelim. Burası aslında beklediğimden kötü bir bilanço getirdi. Zaten bu şirketin hani iş anlamında diğerleri kadar ben hızlı büyümesini açıkçası beklemiyordum. Çünkü buranın da çarpanlar önceden çok pahalıydı. 25-30 piyasa defter değerlerine kadar gitti. Sosyal medyada çok şişirildi. Rüzgar Gülü işi yaptığı için alanında tek Çin'e bile buradan ihracat yapma kapasitesinde bir firma. Yaptığı iş anlamında çok özel ama çok fazla fiyatlanmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine kar marjlarını vesaire gitgide bakın Gesan, Europower'da olduğu gibi düştüğünü görebiliyoruz. Bunlar da 25'ler ideal değerler demiştik. Bakın brüt kar marjı 25 ideal değerlere dönmüş. Muhtemelen bundan sonra kar marjlarının 20-25'lerde gezdiğini göreceğiz. Buradaki kar düşmesinin en büyük sebebi hasılatın arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi enflasyon karşısında küçülmesi. Hasılat küçülürken aynı zamanda brüt kar marjı da burada daha fazla küçülüyor. Havayok marjı daha fazla küçülüyor. Burada net dönem karının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama sonuçta hem enflasyona göre hem enflasyon dışı buradaki net kar, favök ve satış tarafı çok fazla büyümüyor arkadaşlar. Sıkıntılı. Bunlar büyümeyince bakın diğer şirketler gibi öz kaynaklarını aşırı fazla büyütememiş. Yani baktığımızda 450 milyondan 556 milyona çıkarabilmiş. %21'lik burada bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla diğer şirketler %60 büyürken Sayas %20 sadece büyüyebilmiş arkadaşlar son çeyrekten bu yana göre. Dolayısıyla piyasa defter değerinde geri çekilmesi çok fazla olmamış. Biz burada Gesan'daki gibi 6-7 piyasa defter değeri göremiyoruz. Tabii ki kriterimiz de bu koşullarda karşılamayacaktır. İstiyorsanız buranın da hesabını yapalım. Yani bizim kriterimizi karşılaması için öz sermaye karının %70-80'lerde minimum olması lazım. Şimdi burada havuk gücüne baktığınız zaman şirketin 186 milyon. Yani buradaki Europower'ın 25'te biri kadar burada favök yazıldığını görebiliyorsunuz. Öz kaynaklar da diğer şirketin 10'da biri. Dolayısıyla burada öz kaynak karlılığı gayet küçük arkadaşlar. Hemen favöke göre veya esas faaliyet karına göre bir hesaplama yapalım. 266 böyle buraya biraz torpil geçtik. 566 diyorum. %47'lik bir öz sermayenin esas faaliyet üretme gücü var. 7-8 piyasa değeri defter değerine kadar verilebilir bile desek. 12 piyasa değeri defter değeri var. Burası da net olarak arkadaşlar benim kriterlerimi sağlamıyor. Burada işlem yapacaksanız teknik analize göre işlem yapabilirsiniz. Özellikle satışların ve marjların düşmesi bu şirketlerin en pozitif olduğu dönemlerde hoşuma gitmedi. Buranın aldığı işleri iyi takip etmek lazım. Birazdan iş ilişkilerine bakalım. Yani diğerleri kadar iş almış mı acaba diye. Burada da trend kırılımının gelmediğini görüyorum. Bakın en yukarıdan aşağıya doğru bir trend çizdim. Bakın görüyorsunuz burada kırılıma en uzak şirketlerden bir tanesi. Faaliyetler de en zayıf olduğu için trend kırılımda en uzak şirketlerden bir tanesi gibi duruyor. Şirket ne zaman pozitif tarafa geçebilir? En yukarıdan aşağıya fibonacci açısını atarsınız. Bakın altın oran seviyesini burada işaretlersiniz. Hemen altın oranı işaretledim. Bakın ne dedik? Altın orana kadar salınım hareketi yapar. Şimdi bu şirket buraya bir kere salınmış. Aynı diğer şirketlerde olduğu gibi yukarı çıktıktan sonra tekrar salınıma devam edebilir. Çünkü neden? Hala buradaki ucuzlama gelmemiş. Gesan'da bir kırılım umudumuz olabilir. Tekrardan eski zirve testi yapma umudu olabilir ama Sayas tarafında birazcık negatif kalırım arkadaşlar. İki şirketi yan yana koyduğumda. Dolayısıyla Sayas tarafında da buradaki trendin kırılımını takip etmeniz gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamalara göre bakın burası da 200 günün üzerine geçmiş. Şimdi 200 günün üzerine attığı için burada belki bu bilanço beğenilmeyecektir ama yine de yukarı doğru trende bir test yapıp tekrardan aşağı gelmeler olabilir. Dolayısıyla siz pozisyon alacaksanız gelecekte pozisyon almanız daha uygundur arkadaşlar. Buradaki en azından bilançolarda kötüleşme sürecek mi yoksa iyiye mi gidecek işler? Bunun takip açısından önemli olacak. Burayı da beğendiğim bir şirket olmasına rağmen fiyatları kriterlerimi karşılamıyor. Burayı da uzun ve orta vade portföyde düşüneceğim bir şirket değil diye yorumlarım. Şu ana kadar baktığım şirketlerden sadece
Gesen benim dikkatimi çekti. Daha öncekilerden de Astor zaten dikkatimi çektiğimi söylemiştim. Şimdi son zamanların en trendli şirketlerinden bir tanesi aldığı işlerle ön plana çıkıyor. Devasa bir kar büyümesi gelmiş. Gerçekten fiyat aşırı yukarı gitmişti. Teknoloji sektörünün en çok belki yukarı doğru prim yapan şirketiydi. Ondan sonra ciddi bir düzeltmeyle de karşılaştı ama şimdi bu bilançoyla beraber öz kaynakların devasa arttığını görebiliriz. Burası neresi derseniz Fonet arkadaşlar. %185 burada öz sermaye büyümesi var. Tek çeyrekte inanılmaz bir kar. Zaten ne dedik? Sözleşmeyle iş yapan teknoloji şirketlerine son çeyrekler çok çok iyi geliyor. Bakın son çeyrek efsanevi gelmiş. Satışlar burada enflasyon üstü artıyor ama satış büyümesi bizim için çok yeterli değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında burada brüt kar tarafı marjların azaldığı dikkatimizi çekiyor. Ama inanılmaz bir net dönem karı var. Dolayısıyla bu bilançonun ayrıntılı kalemlerine değinmek gerekecek. Hemen Matrix'imiz güncellediyse buradan Fonet tarafının ayrıntılı kalemlerine bakmak isterim. Bu kar nereden gelmiş diye özellikle merak ederim. Bakalım güncellenmiş gibi. Kasada para yok. Hemen aşağı iniyorum. Duran varlıklarda ciddi bir artış var. Duran varlık değerlemesinden dolayı devasa bir şey olmuş ama teknoloji şirketinin duran varlıklar çok önemli değildir arkadaşlar. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru, burada daha çok aldığı işlerin ve aldığı işlerin kar marjının büyümesine dikkat ederim. Borçsuz bir şirket olmasıyla burası da ön plana çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fonet tarafı. Aşağıya geldiğiniz zaman öz sermayedeki büyüme çok devasa. Burası en beğendiğimiz taraf. Hasılat tarafına geldiğimizde bakın karlılık burada gitgide artıyor. Son çeyrekler iyi geliyordu zaten. Şimdi aşağıda brüt kar marjına bakın. Yani azalma görünüyor. Brüt karlarda bir artış yok. Buradan bir negatif aldım. Esas faaliyet kar tarafında azalma var. Buradan iki negatif aldı arkadaşlar Fonet tarafı. Şimdi daha da aşağı geliyorum. Finansman gideri öncesi faaliyet karlarında %50 düşme var. Burası da sıkıntılı. Aşağıda sürdürülen faaliyetler vergi gelir giderinden ertelenmiş vergi geliri yazmış. Ve bu ertelenmiş vergi geliri normalde yaptığı karların arkadaşlar 6 katı kadar bir ertelenmiş vergi geliri yazılmış burada. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu için karda %500 büyüme varmış gibi duruyor. Burası aşırı pozitif görünüyor. Ama dediğim gibi ertelenmiş vergi geliri kısa vadede aşırı pozitif değildir. Uzun vadede pozitif diğer karlar gibi düşünebilirsiniz. Ama Fonet tarafı yani bu ertelenmiş vergi gelirin de ne olduğunun ayrıntılı bilinmesi gerekiyor. Bilenler varsa yorumlara yazarsa şey yaparız. Çünkü çok ilgilendiğim bir şirket değil. Çok hızlı hareket ettiği için zaten komple bakmayı bıraktım. En azından fiyatların biraz soğumasını beklerim. Ama burada her ne olursa olsun öz sermayenin çok aşırı büyümesi piyasa hedefler değerini soğutmuş. Şimdi şöyle bir düşündüğümüzde ne yapabiliriz? Piyasa hedefler değeri 5 ise öz sermayenin karlılığının %50 olması diye basit bir kriterimize sokalım. Fonet bizim kriterimizi şu an için karşılıyor mu diye bakalım. 673 öz sermayesi var. 148 de kar var. Bakın ertelenmiş vergi gelirinde normal karmış gibi düşünüyorum. 148 bölü dedim. 673. Bu yeni öz sermayesi. Yani bundan sonra bu öz sermaye büyüyeceği için yani burada %21'lik oluyor. Ortalama öz sermaye alırsanız %40 oluyor. Şimdi %40'lık öz sermaye karına Fonet için 5 vermem arkadaşlar. Çünkü bu karın da büyük kısmı buradaki net dönem karından geliyor. Dolayısıyla burada bilançoyu beğenmeme rağmen şuradaki özellikle marj düşüşleri beni çok şey yaptı. Şirketten iyice soğuttu. Onun dışında fiyatının çok yukarı gitmesi uzun süre dinlenebileceğini gösterebilir. Dolayısıyla Fonet tarafını kriterlerimi sağlamıyor. Burayı da portföye eklemeye açıkçası şu dönemde en azından düşünmem. Hızlıca grafiğine bakalım. Evet bakın söylediğim hareketler bu hareketler arkadaşlar. Biz burada kanal çizmişiz. Bak kanalın üstüne gider demişiz. Kanalı aşmış gitmiş. Yani birazcık sıkıntılı. Tabii bu kanalın ne zamandan kalma onu da bilmiyoruz. Halka arzından mı çizmişiz daha eskiden mi orayı kapatalım. Yani şu hareket olduğu zaman arkadaşlar ben şey yapmıyorum artık. Yani 5 liradan 58 liraya gitmiş. Şimdi 10 katlık büyüme var. Şirketin aşağıda kârı her ne kadar vergiden dolayı 6 kat da büyüse 10 kat büyümemiş arkadaşlar. Dolayısıyla şirket bakın tekrardan 58 liralardan 20 liralara düşmüş. %60'lık burada geri çekilme var. İnşallah burada çok fazla içeride kalan olmamıştır. Her zaman söylediğim gibi buradaki geri çekilmeleri arkadaşlar çok düştü diye giriş yapmayın. Bakın altın oran bölgesinin altında kalmış. Ne dedik? Geri çekilmelerde ilk başta altın oran şirket çok şişirilmişse 786 en uygun alım bölgesi. Dolayısıyla burada 17 liralara kadar iniş olabilir. Yani şunu yapabilir bu şirket. Şimdi bilançoyu bir de negatif algılarsa piyasa iyice yandınız. Aşağı doğru indirip buraya getirirler. O zaman piyasa değeri defter değeri kaç olacak? 3,5-4 arasına tekabül edecek. Biz ne dedik? %40 öz sermaye karlı var. 4 piyasa değeri uygundur. Dolayısıyla 17 liraya gelirse tekrardan düşünebilirim. Ama 26 liradan benim kriterlerimi karşılamıyor. İsteyen yolu açık olsun arkadaşlar. Şirket şu an 618'de. Teknik analize göre 618 üzerinde kalışlarda oyuna girebilirsiniz. Ama en son böyle yapan şirketler Sasa, Hektaş vesaire baktığınız zaman ben ne diyorum size? Hemen düştüğü zaman hemen toparlamaz. Burada V çıkışı beklemeyeceksiniz.
Dedik burada salınım olacak, uzayacak, 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 bir yıla uzayacak, her şey unutulacak, geride kalacak, yeni bilançolar gelecek, şirket yeni işler alacak. Ondan sonra her şey toparlayabilir. Şimdi burada iş ilişkileri tarafında özellikle Fonet çok dikkat çekiyor. Ona da dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Yani şimdi geleceğin siz hesabını yapacaksanız, Fonet'te yatırımcı olmaya karar verdiyseniz bakın. Fonet %232 iş ilişkisinde büyüme var burada. Satışlarının %232 katı kadar, yani 2,5 katı kadar. Burada iş ilişkisi almış gibi duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl buradan Fonet'in satışlarını ve yeni iş ilişkilerini takip ederek ne kadar büyük karlar edebileceğini hesaplayıp ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu marj düşüklüğü üstüne kriterlerimi karşılaması üstüne, fiyatın çok hızlı gelmesi üstüne açıkçası benim dikkatimi çeken bir şirket değil. Hemen bir yenile yapalım. Yeni şirketimiz geldi mi bakalım. Ulaş gelmişti en son. Trend GEO gelmiş. Çok önemli değil. Buradan istiyorsanız Kalesar tarafına geçelim. Şimdi Kalesar tarafını çok soruyorlar. Biliyorum yeni Alkars. Şirketi yine çok şişirdik. Biz de şişirdik. Yani biz burada şirket iyi bir şirket diye anlattım ama her zaman söylüyorum. Halka arzlarda tavan serilerinden sonra ben kaçarım arkadaşlar. Yani şirket ütopik bir rakama gittiyse kaçarım. Kalesar'da da kaçtım zaten zamanında. Ondan beridir de bakmıyoruz. Şimdi bilanço geldi. İyi değil. Neden iyi değil? Tüm seramiklerde kötü gelecek. Kuva Granit, Ege Seramik vesaire bir yıldır zaten bunlar iyi değil. Kârlar gitgide düşüyor, marjlar gitgide düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi satışlar 21 düşerken Favök marjı inanılmaz düşmüş. Yani Favök değeri %82 düşmüş. Net dönem kârı da yok olmuş gitmiş arkadaşlar. Şirketin öz kaynak büyümesine geldiği zaman gayet güzel. Öz sermaye büyümesi %58 olmuş ama şimdi buradaki kârlık ve marjlar toparlayana kadar şirket bundan sonra öz sermaye büyümesini devam ettiremeyebilir. Burada sadece bu yıl olduğu gibi duran varlıkların değerlenmesinden dolayı kaynaklanan bir size öz sermaye kârlığı yapılır. Ve de bu duran varlıkların değerlenmesi şu an için %83 olduğu için bundan sonra bu kadar hızlı duran varlıklar değerlenmeyecek. Enflasyon da yavaşlayacağı için buradaki öz kaynak büyümesi faaliyetler toparlayana kadar arkadaşlar çok fazla bu hızla devam etmeyecektir. Dolayısıyla siz burada piyasayı defter değeri 3,91 pahalı mı ucuz mu diye değerlendirirken burada diğer şirketlerle karşılaştırmanız lazım. %50 öz sermaye büyütebilen birçok şirket var. Faaliyeti iyi olan birçok şirket var. Piyasa değeri defter değeri 1,5-2'lerde. Dolayısıyla buradaki brüt kar marjları eski ayarını yakalayana kadar bakın ve de hasılatlardaki büyüme paterni tekrar toparlayana kadar buralarda seyirci olmakta fayda var. Ya da çok kelepir değerleri iner. İşte piyasa değeri 1,5-2'lere iner. O zaman belki buralarda birikim yapabilirsiniz. Onun dışında Kalesar dışında Ege Seramik, Kuva Granit var, Uşak Seramik var, bir sürü buna benzer şirket var. Bunları da incelediğinizde burası yeni halka arz olduğu için piyasa değeri biraz daha pahalı duruyor bence diğerlerine göre. Dolayısıyla buradaki bakın öz kaynak karlılıkları %200'den %4'lere düşmüş. Net kar marjı da %22'den %3'lere düşmüş. Tekrardan burada 10 katlık bir marj toparlaması görene kadar buralardan uzak dururum arkadaşlar. Kalesar'la ilgili yorumum olumsuz zaten. Buraya olumlu yorum yapacak çok fazla kişi yoktur. Piyasa değeri defterde 1,5'larda vesaire olursa iyi olabilir. Şimdi bu şirkette baktığınız zaman bakın çok iyi para kazandık mı? Ben buradan açıkçası kazandım arkadaşlar. Yani 26 lira tepesi 130. Ben buraya kadar taşımadım. Şu bölgeye 70'lere kadar taşıdım. Yeter. Yani bana Allah bereket versin. Burada kaç liralık aldık onu da bilmiyorum. 600-700 lira mı aldık? 1000 liralık aldık. %200 yapmışız. 2000 lira olmuş. 2500 lira olmuş. Çıktık gittik. Şimdi buradaki görünümde ne dedik? Sert hareketler olduktan sonra ilk düzeltme Fibonacci 618-786'ya kadar olabilir. Şimdi bakıyoruz. Bakın. İşte bahsettiğim şey bu. Şimdi siz bir şirket çok yükseldi. Gözünüz kaldı. Düşsün alayım diye bekliyorsunuz. Buraya düşüyor hemen. Bakın 786'ya yaklaşmış. Buradan hemen alım yaparsanız ne oluyor? Size bir sürü zaman geçiriyor. Çünkü neden? Tekrardan buraya doğru hareket ediyor. Şimdi bilanço da kötü gelmiş. Tekrardan buradaki salınım hareketi sürecek arkadaşlar. Ne dedik? Aşağıdaki Fibonacci'den yukarıdaki Fibonacci'ye doğru bir salınım hareketi olur. Şimdi burada toplama bölgesi neresi görünüyor? 51 lira. Yukarıdan aşağıya ben tekrardan hemen atıyorum. Bakın salınım bölgesini de bulalım. Düzeltme bölgesine kadar attım. Bakın burada Fibonacci 618'e kadar bile gidemiyor zaten şirket. Bu şirketin tekrar rally'ye kalkması için bakın şuradaki deformasyonu yapması lazım. Burası 1-1,5 yıl sürebilir. Dolayısıyla hem teknik analiz anlamında hem temel analiz anlamında şöyle genel bir değerlendirmeye vurduğunda bu şirketin yatırımlarına da hakimdik. Yani %25'lik bir kapasite artırımı olacak ve verimlilik artacak bu tarafta ama şimdi işte bu kadar işler kötüyken burada seramik işleri düzelene kadar çok fazla seramik şirketlerine bulaşmamak lazım arkadaşlar. Buradaki trendin de kırılması lazım vesaire. Buranın işi zor arkadaşlar. Siz şuradaki teknik analize göre yeşil trend kırılımı 74 liraların üzerine çıktıktan sonra belki giriş vesaire yapabilirsiniz. Toplama bölgesi ise 50 liralar gibi duruyor ama ben 50 liradan da bu şirketi almam. Çünkü
bu fiyat ucuzluğunda olup da çok iyi olan bir sürü şirket analiz ettik arkadaşlar. Şimdi çok merak edilen şirketlerden bir tanesi Limak, Doğu Anadolu Çimento Sanayi arkadaşlar. Şimdi burası da yeni halka arzulduğu için çok merak ediliyordu. Şimdi burayı çok analiz etmek istemiyorum. Neden diye sorarsanız burada Ergani Çimento Fabrikası'nın devri tamamlanmadı arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Bakın ben buranın halka arzını kendim yaptım. Ergani'nin değeri 2 milyar liraydı. Halka arzında 2 milyar 400 lira para giriyor. Ergani'nin devri için 2 milyar 400 liraya anlaştı bu adamlar. Şimdi 2 milyar 400 lirayı oraya verecekler. Fabrikayı üzerlerine alacaklar. Burası Mart ayından itibaren muhtemelen onaylandı. Dolayısıyla bu bilançonun içerisine girmemiş gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü neden? Halka arzdan gelen 2 milyar para olmasına rağmen bakın öz kaynaklar 1,5 milyar görünüyor. Normalde biz bu şirketin zaten halihazırda 700 milyon gibi öz kaynakları vardı. Üstüne halka arzdan para girecek 3 milyar gibi bir öz sermayesi olmasını bekleriz. Ergani Çimento Fabrikası'nın değerlemesi bu şirketin üzerine yazıldığı zaman. Dolayısıyla burada öz kaynaklar küçük görülürken karlılık çok fazla görünüyor. Ne dedik? Bu şirketi incelerken şimdiye kadar borsamızda işlem gören çimento şirketleri içerisindeki en çok para kazanan, en karlı şirketlerden bir tanesiydi. Çünkü çok az öz sermayeyle devasa paralar kazanıyordu. 700 milyon şirketin öz sermayesi vardı. Burada 1 milyar 100 milyon para kazanıyor arkadaşlar. %100'ün üzerinde öz sermaye karlı olan bir şirketti. Şimdi burada Ergani fabrikası devralındıktan sonra öz kaynaklar iki katına çıkacak. Ama Ergani'nin ne kadar kar ettiğini bilmiyoruz. Yani oranın kar marjı acaba bu şirket kadar iyi mi? Bunu bilmediğimiz için buradaki öz sermaye karlılığı düşebilir. Dolayısıyla siz burada şu hesabı yapabilirsiniz. Öz sermaye karlılığı bakın ne kadar yüksek. Şimdi diğer çimentolarla çok farklı görünüyor burası ama fiyatı da çok farklı. Şimdi 1,1 milyar kar var. Dediniz ki öz sermayemizin 1,5 milyar. Bu hesabı yaparsak şirketin %70 öz sermaye karlılığı var. 7 piyasa defter değerine kadar normal dersiniz. Şirkete 8,70 görünüyor. Fena bir fiyat değil gibi düşünürsünüz ama Ergani fabrikası buraya eklendiği zaman tekrar değerlemeye vurulduğu zaman öz kaynaklar 3 milyara çıkacak. Ve buradaki karlılık eğer ki 2 milyarın üzerine çıkmazsa o zaman öz sermaye karlılığı şuradaki gibi %80'lerde değil de diğer şirkette olduğu gibi %50, %35, %40'lara düşer. O zaman bu şirketi iki kat pahalıya satın alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken bu hususlar var arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat edin. Buradaki Ergani bir gelsin, bir bilanço görelim. Ondan sonra burada daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz temel analiz anlamında ama şöyle baktığımız zaman diğer çimentolardaki gibi burada kar marjlarının ne kadar yükseldiğini görebiliyorsunuz. Enflasyon muhasebesinden etkilenmemiş. Kasadaki borç zaten yoktu. Üstüne halka arzından para da girdi. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir şirket gibi değil. Ama şimdi diğer çimento şirketlerine baktığınız zaman işte benim beğendiğim mesela ucuz gördüğüm Çimsa, Buçim, Oyakçay vesaire buralara baktığınız zaman bakın piyasa değeri defter değeri 1,5 milyar arkadaşlar. Yani 1,5 milyar piyasa değeri defter değeri var. 1,5 piyasa değeri defter değeri var. Buranın 7,5 piyasa değeri defter değeri var. Tabii ki karlılık anlamında bakın Bursa Çimento'ya göre çok karlı bir şirket. Yani burada öz kaynaklar çok az olmasına rağmen devasa bir kar üretiyor. Öz kaynaklarındaki büyüme de çok iyi olmuş. Dolayısıyla buradaki büyüme paternini ben biraz daha takip ederim. Ama şöyle kabaca şunu söyleyebilirsiniz. Hani ben burada halka arz sonrası Donat 786'ya inerse aynı şirketlerde olduğu gibi bir durulma olacak olursa buralardan az az giriş yaparım diyorsanız orayı da sizin tercihinize bırakıyorum. Ama ben riskli görüyorum. Çünkü diğer çimentolar bu kadar ucuzken buranın gelecek bilançosunu görmek isterim. Bir oyun olmasın diye düşünüyorum. Şimdi bakın Fibonacci 618'e inmiş. Daha hızlı inebileceği nokta 22,88. Ben olsam burada toplayıcı olacaksam 786'yı beklerim arkadaşlar. Çünkü diğer çimento şirketleri de ucuz bence. Onu alana kadar giderim diğerlerinden alırım. Göltaş da mesela çok iyiydi. Çok hızlı gitti. Bakın orası düzeltmeye girdi. Dolayısıyla burada hızlı giden düzeltmeye girer arkadaşlar. Bu bölgelerde salınım hareketi olabilir. Dolayısıyla Limak tarafını takip etmekte fayda var. Çok karlı görünüyor. Ama ben bir bilanço daha beklemek isterim. Gelecek bilançoda bu kadar karlı olmayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Her ne kadar yazın işler açık vesaire de olsa burada Ergani fabrikası gelecek. Orada tam düzene girmeyecek vesaire. Burada karlılık düşebilir. O zaman 22 liralar civarından belki alıcı olabilirsiniz ama yeni halka arz bir sürü çimento varken gidip Limak tarafına şey yapmam. Burayı da ben aldım. Yukarıdan sattım çıktım. Yani benim için bu kadarlık şirketti. Zaten o zaman söylemiştim. İkiye katlar. İkiye katladıktan sonra bence ederi fazla olur. Muhtemelen ben buraya 35-36 liralardan vermişimdir gitmiştir. Veya şurada halka arz bozduktan sonra göndermişimdir. Yolu açık olsun demişimdir arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü şirketlerimize bitirdik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şirket inceledik. 7 tane yeni şirket ve de bunlar yeni enerjiler, Limak vesaire faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. Yine 54 dakikayı da doldurmuşuz. Hafta sonunuz iyi geçsin. İstiyorum güzelce dinlenin. Bilançolara çalışsanız bence sizin için faydalı olacaktır. Bakın görüyorsunuz hani bilançolara inceleyerek neler 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 ortaya çıkıyor.
Ve dolayısıyla mesela birbirinin iştiraki olan iki şirket arasında mesela ne kadar fiyat farkı olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bu kadar şirket arasında benim kriterimi sağlayan sadece bir şirket oldu arkadaşlar. O arası da Gesan. Astro tarafında zaten pozitiftim. Bugün patronun da röportajları vardı. Orada da benzer büyüme paternini sürdüreceğim diyordu. Şöyle Astro tarafından da incelediğimde yani buradaki kar marjları da arkadaşlar yani son zamanlarda özellikle %35-36'larda ve bu kar marjlarını sürdüreceğiz dedi. Astor tarafı Gesan'a göre çok daha karlı görünüyor. En azından kar marjları anlamında. Tabii ki Gesan'a göre daha pahalı bir şirket. Gesan'ın piyasa değeri defter değeri 5 iken Astor tarafının piyasa değeri defter değerinin 8 olduğunu vurgulamam lazım. Tabii ki ikisi farklı işler yapıyor. Birisi devasa transformatörler yapıyor. Ve bunlar rekabet anlamında Gesan'ın yaptığı işe göre çok daha zor rekabet edilebilecek işler. Oranın da iş anlaşmaları gayet iyi. Siparişleri dolu diye biliyorum. Dolayısıyla Astor Gesan tarafına şimdiye kadar açıklananlarda pozitif görüşümü bildirdim. Burada Yeotek kaldı. Onun dışında Kontrolmatik kaldı diye biliyorum. Civene, Alfas onlar panel üreticileri. Onlar geldiğinde de onları da inceleyip oraları da analiz edeceğiz. Çünkü onların da fiyatları arkadaşlar aynı bu şirketlerde olduğu gibi %50-60'lık düşmeler gösterdi. Dolayısıyla burada uygun olan çıkan varsa mesela Gesan uygun çıktı. Yukarıdan aşağı düşmüş. Uygun fiyattan çıktığı için biz burayı beğeniyoruz. Şimdi Smart G'ye de düşmüş. Benim için uygun değil mesela. Başkası için uygun olabilir ama ben hem yukarıdan düşsün istiyorum hem faaliyetleri iyi olsun hem de piyasası ucuz olsun istiyorum. Dolayısıyla aldıktan sonra yukarı doğru hareket potansiyeli daha yüksek olsun istiyorum. Dolayısıyla burada hem faaliyetlerin iyi olmasına odaklanırken aynı zamanda fiyatın da ucuz olduğuna odaklanmamız lazım arkadaşlar. Sadece teknik analize baktığınız zaman ikisi de tepeden %50 düşmüş. Bir şirket gördüğünüz zaman ikisini eş kefeye koyamazsınız. Birisi zarar eden bir şirket, birisi kâr eden bir şirket. Birisi kâr ederken diğeri kârını çok büyüten bir şirkettir. Dolayısıyla burada ayrımı da bilançolara okuyarak yapabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde bu şirketlerin bilançoları Borsa İstanbul için bence çok çok önemli olacaktır ama yatırımcılar burada acele etmesin arkadaşlar. Bakın bir yıldır ben Astor, Gesan buralarda hep negatifim, hep negatifim, hep negatifim diyorum. Sasa tarafında hep negatifim diyordum. Bu dönemde Gesan, Astor, Sasa tarafında üçünde pozitif oldum. 1,5 yıldır ciddi sabır gösteriyorum. Önceden para kazanan kazandı. Oradan bir sağlık arz sonrası ekleme yapmadık. Kazanamadık mesela. Ama 1,5 yıldır da para kaybetmedik. Buraları yeni yeni değerlenmeye başlayanlardan alışlar yaparak bundan sonraki para kazanma sürecinde olayın içinde olmamız lazım. Tabii ki bu süreçte siz yine gidip en pahalısını alırsanız ve de işte Sayas gibi karlar vesaire düşecek olursa burada tekrardan 1,5 yıllık zarar dönemi yaşayabilirsiniz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.